20'sini yapıyoruz. İnşallah onlar da 20'lerini bu toplu Afyonkarahisar görür ve bundan da verimli bir şekilde sonuç alırız diye düşünüyoruz. Bu duygularla hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. En kalbi duygularla size selamlıyorum. Birinci Frick Fotofest etkinliği başlamadan önce şehre gelen fotoğraf severler, etkinliğin birinci gününde sabahın ilk ışıklarını görmeden önce Kocatepe Anıtı'na çıkarak muhteşem manzara eşliğinde gün doğumunu fotoğrafladılar. Açılış töreninin ardından deneysel çalışmalarının sergilendiği fotoğraf sergisinin önünde Serkan Turaç'la birlikteyiz. Sevgili kadraj izleyicileri, bir fotoğraf sanatçısı olan Serkan Turaç'la birlikteyiz. Kendisinin sergisinin önünde. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, Afyon'a ilk gelişiniz mi? Afyon'a daha önce geldim, ilk gelişim değil. Çok da sevdiğim bir yer Afyon. Çok sürprizlerle dolu fotoğraf anlamında. Ama bu festival sayesinde tabii ki birçok ismin tanıyacağı bir yer haline gelecek. Bence sadece Türkiye'de değil, dünyadan da misafir çekecek. Açılış konuşmalarında Sayın Valimiz de bahsetti. Önemli yerleri var, gezilmesi gereken çok önemli yerleri var. Bizler de elimizden geldiği kadar fotoğrafla bunu hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak istiyoruz. Vesile olabilirsek ne güzel. Katılımcı arkadaşlarımız, bu kare belki sizin için kolay olabilir ama ya ben gidip orada oturamam mesela. O yüzden neresi olduğuna, dağ yapısına, işte nehirin yapısına, kayalar oluşumuna dikkat etmeye çalıştım kafam içerisinde. Düşünün neresi olabilir? Çok bazen yazılmıyor çünkü altına. Biliyorsunuz geçenlerde böyle birisi fotoğraf çektireyim derken uçurumdan aşağı yuvarlandı ve hayatını kaybetti kadın. Dali'nin fotoğrafçısı Halsman'ın bir sunumu var, bir 5 dakikalık. Dali never really wanted to photograph. Philippe never really wanted to pick up a paintbrush. But together they collaborated and made the most outrageous pictures. Dali had a special connection with Philippe. They wanted to forge something new together. Dali was always full of wild ideas. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsminiz nedir? İsmim Nil Gürpınar. İFSAK aracılığıyla geldim. İstanbul'dan geliyorum. Evet. Peki Afyon'u nasıl buldunuz? İlk kez mi geliyorsunuz Afyon'a? Evet, Afyon'a ilk kez geliyorum. Gezilere katılacaksınız. Evet, bugün başladık. Gezeceğiz. Şimdi gezeceğiniz yerler çok tarihi yerler. Daha önce görmediğiniz eminim... Belki duydunuz ama Afyon'un... Duydum ama görmedim. Evet, Afyon'da aslında daha çok yiyeceklerinden fazla işte böyle festivallerle daha fazla yerleşim yerleri, eski tarihi yapılar, gezilecek, görecek yerler çok daha ön plana çıkacak. Umarım gezeceğiniz yerlerde fotoğraflayacağınız alanlar hoşunuza gidecektir. Peki bununla ilgili ufak bir araştırma yapıp nerelere gideceğinizi hiç bir fikir edindiniz mi? Aslında ben Afyon tarlalarını görmek istiyorum mesela. Onu düşünerek geldim. Frick Vadisi'ni görmek istiyorum. Yani zaman olarak çok kısıtlı olduğu için iki günlüğüne geldik. Herhalde ancak onları yapabiliriz diye düşündüm ama bilmiyorum. Daha başka geziler varsa katılacağız diyorum. Benim duyduğum kadarıyla siz de film festivali düzenliyormuşsunuz. O yüzden böyle organizasyonların önemini çok daha farkında olan insanlardan birisinizdir. Ve çok büyük emekle yapıldığını biliyorum. Yani çok özveriyle çalışıldığını biliyorum. Hiç kimse bir şey kazanmaz. Yani maddi değeri yoktur bu işlerin. Manevi değeri çok büyüktür. Siz nasıl buldunuz? Ben de çok güzel kareler var. Ben de İfsaklıyım, eski İfsaklı. Avustralya'dan geliyorum. Evet, Afyon'un tanıtımı, fotoğrafçılığın gelişmesi açısından güzel bir uygulama, festival. Birkaç defa gezmeye geldik bize Afyon'u İfsak'la. İşte Frick Vadisi, diğer bölgeler, şehir merkezi falan. Çok güzel bir şehir aslında. Ama bu tabii katkıda bulunacak. Böyle bir festivalin uygulanması da
Afyon'un gelişmesi açısından, kültürün gelişmesi açısından güzel bir katkıda. Ben hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel tabii ki. Fotoğrafçıların hani şehre çok büyük katkısı oluyor. Hem bu görseller yayınlanıyor. Şehrinizin mutlaka turizmine de etkili olacaktır bu görseller. Çok teşekkür ederim. Ozan Sadıç da dedi fotoğraf sanatçısı değil, sanatın fotoğrafçısı. O yüzden evet, çok farklı bir terim de şu an artık lügatımıza girdi. Bizim için de önemli. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Artık 2 gün boyunca buradasınız. Fotoğrafla ilgili, ilgilenen, sizin gibi derneklere üye olanlarla ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı son olarak? Fotoğraf çok güzel bir sanat dalı. Bir sürü şeye kapıyı açıyor. Yani kültür aktivitesi olarak da çok önemli. Kentin, özellikle onu söylemek istiyorum. Yani bu kente kazandıracakları çok fazla şey var. Buradaki halkın başka bir açıdan bakışını sağlayacak. Buraya bir sürü sanatçı gelecek. Hem turizm açısından faydası olacak, hem kültür açısından halka katkısı olacak. Hem de sanatçıları bir araya getirdiği için çok daha güzel üretimler yapılacak. Ben ona inanıyorum. Sanatın desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Artı yani sanatsız bir toplum düşünemiyorum, Atatürk gibi. Efendim çok teşekkür ederim. Çok güzel noktaladınız. Ben size çok keyifli 2 gün diliyorum. Umarım çok güzel, keyifli zaman geçirirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar. Sağ olun. Ulusal Fotoğraf Festivali Frick Fotofest'e destek veren ve sergi alanında ev sahipliği yapan İl Kültür Müdürümüz Mehmet Tanır'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Şimdi İl Kültür Müdürümüz Mehmet Tanır'la birlikteyiz. Kendisi de bu festivali destekleyenlerden ve destekleyen kurumlardan bir tanesi. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. Öncelikle böyle bir festivale ev sahipliği yaptınız, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim medya olarak, Kanal 3 medyası olarak. Ben bu katkınızdan dolayı yönetim kuruluna ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Efendim şimdi Afyon'un tanıtılması anlamında özellikle tarihi dokularını, bilinmeyen, gizli kalmış yaşam yerlerini tanıtma adına böyle festivaller çok önemli. Biz daha çok Afyon'u yiyecekleriyle, termaliyle biliriz. Böyle bir festivalin Afyon'a nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz son zamanlarda Afyon'da ciddi bir kültür sanat faaliyetleri sürdürülüyor. Tanıtım faaliyeti sürdürülüyor. Burada tabii Sayın Valimizin, Mustafa Tutulmaz'ın, bakanımızın, milletvekillerimizin ve belediyemizin, ticaret odası, sivil toplum kuruluşlarının her birinin ayrı ayrı katkısı var. Örneğin kitap fuarı yapıldı biliyorsunuz. Gastro Afyon yapıldı. Bunun gibi çalışmalar üst üste konduğu zaman ciddi bir sonuç doğuruyor. İşte fotoğraf yarışmasıyla beraber, özür dilerim, fotoğraf festivaliyle beraber bunun üzerine bir şey daha koymuş olacağız. Farklı bir bakış açısını görme şansımız olacak. 30 ilden katılımcımız var ve 350 yaklaşan bir sayıyı bekliyoruz. Bir kısmı yolda geliyor. Sevgili kadraj izleyicileri, 1. Frick Fotofest etkinliği Eber Gölü'nde devam ediyor. Bugün 1. gündeyiz. Eber Gölü'ne gelen misafirler burada fotoğraf çekimine devam ediyorlar ve şimdi kayıklarla seyahat ederek sazlıklar arasında fotoğraf yakalamaya devam edecekler. Şimdi kayıklarla belli gruplar gölde seyahat edecekler ve burada fotoğraf yakalayacaklar. Daha sonra geri döndüklerinde tekrar ikinci bu grup kayık seyahatiyle devam edecek. Ve burada fotoğraf çekimleri için ilk başta gölde, daha sonra flamingoların çekimleri yapılacak. Biz de sizlerle birlikte olacağız. Şu an evet.
Eber Gölü'ndeki fotoğraf gezimizi tamamlarken katılımcılarımızın görüşlerini de almadan olmaz. Efendim merhabalar. Şimdi Afyon Frig Fotoğraf Derneği'nin üyelerinden, aynı zamanda bu festivali düzenleyen derneğin üyelerinden olan Mehmet Erol'la birlikteyiz. Kendisi Afyon'dan. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Şimdi bu festivalin yapılma aşaması nasıl gerçekleşti? Çünkü yaklaşık 350 bir katılımcı var burada. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Bu arada hava biraz rüzgarlı. Eber Gölü'ndeyiz ama çok güzel bir hava var. Evet, festival fikri öncelikle bizim derneğimizin bir fikriydi. Şehrimizi tanıtmak amacıyla bunu biz diğer paydaşlarımızla birlikte planladık. Ve işte paydaşlarımızın da desteğiyle, katkısıyla böyle büyük bir etkinlik ortaya çıkmış oldu. 30 farklı şehirden 300'e yakın fotoğrafçı, fotoğrafsever şehrimize geldi. Bir kısmı bugün Frig Vadisi taraflarında fotoğraf çekiyor, bir kısmı da Eber taraflarında fotoğraf çekiyor. Evet merhabalar, şimdi de Denizli'den Özge Aslankaya ile birlikteyiz. Kaya mı kara mı? Kara. Tamam, Aslankaya ile birlikteyiz. Özge Hanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle bir festivalde Türkiye'nin birçok yerinden insanlarla birlikte olma imkanı yakaladık. Siz de Denizli'den katılıyorsunuz. Sabah gün doğumu, Kocatepe'de gün doğumuna katıldınız. Hattat Karahisar'da resim sergisi ve atölyelere. Şimdi de Eber Gölü'ndeyiz. Bu festivalin ilk günü, bununla ilgili düşünceleriniz, görüşleriniz neler? Hem ilk günü hem de bu organizasyonun ilki. O yüzden ama gayet başarılıydı. Buraya kadar hani hiç zorluk çekmeden bizi gayet iyi yönlendirmelerle getirdiler. Kocatepe'deki Sema ve Semazen ve Efe şeylerinde destekleriyle, fotoğraf kalelerine destekleriyle gayet başarılı bir çekim gerçekleştirdik. Vallahi hepsine teşekkür ediyoruz. Bence de gayet güzeldi. İlki için de özellikle. Sabahın üçünden beri fotoğraf çekiyoruz kısacası. Yorgun musunuz peki? Yorgun ama değer. Yani o yüzden evet, kesinlikle sıkıntı yok hani. Peki Afyon'un bu özelliklerini biliyor muydunuz? Daha önce hiç Afyon'a geldiniz mi? Afyon'a hep genelde iş için geldik ama hayır. Yani ben ilk defa geliyorum Eber Gölü'ne ya da Frig Vadisi'ne. Buralara hani fotoğraf çekim için ilk defa geleceğiz. Bizi yönlendirmeleri de çok iyi oluyor. Çünkü hani kendimizin arayıp çok uzun zamanda bulabileceğimiz noktaları buradaki dernekteki arkadaşlar sayesinde çok daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular bize de. Anladığım kadarıyla siz de bir dernek üyesisiniz, fotoğrafla ilgili çalışmalar yapan Denizli'de. Peki merak ediyorum, sizin fotoğraf temalarınız neler oluyor? Özellikle neleri çekmekten çok memnun kalıyorsunuz? Daha çok hani portre ya da manzara çekimi diyebiliriz benim kendi kişisel anlamda. Ama tabii çok çeşitli çekimler var. Mesela burada flamingo çekimi için telelense gelen kuşçu arkadaşlar da var. Kelebek için gelenler de var. Yani hani neyi çekmek isterseniz aslına bakarsanız onun bir kıstası, bir kriteri yok bence. Hani evet, Denizli'deki de bir grup, 5-6 kişilik bir grup olarak geldik buraya. Devsat'ında, Devsat üyeleri de var. Yani hepimiz memnun kaldık. Peki şimdi daha sonraki yıllarda tekrar ederse, ki umuyoruz geleneksel hale gelecek bu festival, yine sizleri herhalde aramızda göreceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle, hatta seneyi bile beklemeden gelmeyi düşünüyorum. Yani kaçırdığım birkaç nokta oldu. Hatta Frig Vadisi, şehir gezisi ve Eber Gölü 3 alternatif sunuldu. Ama bunun gün itibariyle ikisini gerçekleştirmek çok daha hani mümkün gibi görünüyor. En azından benim vaktim açısından. Bir tanesi boşta kaldığı için onun için tekrar en kısa sürede gelmeyi planlıyorum. Yani şöyle diyebiliriz herhalde, Afyon fotoğraf severler için aslında birçok imkanı, birçok temayı bulunduran bir şehir. Evet kesinlikle, çok daha başka ya da yani gıdayla diyelim, hani sucuyla ünlü bir şehirken şu an çok daha farklı bir konum aldı gözümüzde, kesinlikle çok iyi oldu. Evet, zaten Ulusal Fotoğraf Festivali'nin de yapmayı amaçladığı şey buydu. Afyon'u yemeklerinin dışında çok daha kültürel zenginliklerinin olduğunu göstermek istemekti. Sanırım yavaş yavaş bunu başarıyor. Umarım ki bir dahaki sene tekrar yine bu insanlarla görüşme ve buluşma imkanı bulacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ulusal Fotoğraf Festivali Frig Fotofest tüm heyecanıyla devam ederken kadrajımızı velhasıl insan sergisiyle festivalde yer alan fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak'a çeviriyoruz. Sevgili kadraj izleyicileri, ben fotoğraf sanatçısı diyecektim ama az önce Ozan Sadıç Bey fotoğraf sanatçısı değil, sanatın fotoğrafçısı deyin dedi. Sanatın fotoğrafçısı olan Burak Şenbak'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Burak Bey, daha önce Afyon'da bulundunuz mu? Evet, Afyon Frig Fotoğraf Derneği vasıtasıyla Afyon'da sanırım 5-6 defa ziyaretim oldu. Burada çeşitli eğitimler verdim. Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı sevgili Murat Özçelik, dernek içinde çeşitli eğitimler vermemi sağlarken benim de Afyon'u tanımama sebep oldu. Mevcut yönetim kurulu ve üyeleri yakından tanıyorum. Hepsi için birbirinden değerli, çalışkan, fotoğraf tutkunu arkadaşlar. Dolayısıyla Afyon Frig Fotoğraf Derneği'nin Frig Fotoğraf Festivali'nde yer almaktan dolayı da çok mutluyum. Efendim hoş geldiniz. Biz de öyle, sizi görmekten mutluyuz. Ulusal Fotoğraf Festivali olarak birincisi Afyon'da, evet. Frig Fotofest olarak düzenlendi. Üç tane çok değerli kişinin sergileri yapıldı ve Ozan Sadıç da aynı zamanda söyleşi için burada bulunuyor. Ve 7 tane derneğin 6'şar fotoğrafı alınarak fotoğrafları sergileniyor. Kardeş dernekler. Evet, kardeş dernekler, karma sergi olarak. Peki bu festivalle ilgili görüşleriniz neler sizce? Bu sergi, festival daha sonraki yıllarda tekrar sizleri burada görmemiz mümkün olacak mı? Ben bunun bir başlangıç olacağını ve içeride Sayın Vali Bey de konuşurken dileğini, temennisini dile getirdi. Onları 20'leri inşallah görürüz festival sayısı anlamında dedi. Ben buna inanıyorum çünkü bu ilk festival. Her şeyin ilkinde sıkıntı olur, problem olur. Bizim görmediğimiz arka planda yaşanan aksaklıklar olur. Fakat bu ilk festival, gerçi şu anda festival açılalı resmi olarak 1-2 saat geçti ama biz dün akşamdan başladık buraya gelmeye ve organizasyonu bir anlamda yaşamaya başladık. Ben her yerde olabilecek ufak tefek problemlerin dışında organizasyonel anlamda herhangi problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok ciddi ve planlı hazırlanmış bir festival. Afyon'da yapılması bunun çok önemli. Bakın Temmuz ayının başında, yani yarın 1 Temmuz olacak. Yani sıcaklar başlayacak, insanların tatil zamanları. Buna rağmen buraya 300 kişiyi getirebilmek hakikaten büyük başarı. Belediyenin, valinin sponsorluğuyla, yardım destekleriyle bu işin organizasyonu hakikaten büyük başarı. Bir hafta önce biz bir seçim atlattık. Hemen seçimin ardından yine bu kadar kalabalığı bir yere getirmek gerçekten zamanlama açısından büyük başarı. Ben bu festivalin artan başarıyla ve daha genişleyen konsepte devam edeceğine yürekten inanıyorum ve bu anlamda elimizden gelen her türlü desteği de hem Afyon Karahisar'a hem Afyon Frig Fotoğraf Derneği'ne her zaman vereceğimizi belirtmek istiyorum. Aranızdan pek çok Afyon Frig Fotoğraf Derneği'ne üye olan, olmayan pek çok dostum var. Hoş geldiniz. Afyon Frig Fotoğraf Derneği'ne ve sponsor olan tüm firmalara, resmi kurumlara bu festivali düzenlemede gösterdikleri başarı ve çaba için teşekkür ediyorum. Burada olmak büyük keyif. Seminerin adı Gün Işığında Portre. Bu bir anlamda portreye giriş gibi bir tadımlık bir 2,5 saatlik bir birlikte olacak. Umarım cepheninizde bir parça da olsa bilgiyle geri dönersiniz. Bunu sağlayabilirsem çok mutlu olurum. Burak Şenbak'ın Gün Işığında Portre Atölyesi'nin ardından şimdi kadrajımızı Veli Cengiz hocamıza çeviriyoruz. Fotoğraf severler, şimdi de bir fotoğraf aşığı biriyle birlikteyiz. Kendisi Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Veli Cengiz. Ben Veli Hocam diyorum kendisine. İlerleyen zamanlarda ikincisi düzenlenecek festivalin de ön adımı olarak kendisi de bu festivalin içinde yer alacak. Adımlarını herhalde atmakta ikincisi için siz de ön ayak olacaksınız. İlk önce buradaki bu resmin, serginin Afyon'da yapılmış olması için bizim için büyük kazanç. Nedir hocam bu kazanım dersen, Afyon'un kültürünü, Afyon'un tarihini, Afyon'un sosyal yapısı bu fotoğraflarda hepsi yansıyor. Bunda buradaki fotoğrafları dünya herkes görecek. O zaman Afyon'da değişik şeyler olacak.
bu değişik şeyleri sanatçıların eliyle elde etmemiz Afyon eskiden sanat ve kültür merkeziymiş. Yine öyle oluyor. Bakın çok güzel gelişmeler var Afyon'da sanat ve kültür açısından. Bu da bir işaret fişeği veyahut da bir gösterge diyorum, benim düşüncelerimi paylaşmak için söylemek istiyorum bunu. Sevgili kadraj izleyicileri, Ulusal Fotoğraf Festivali olan 1. Frik Fotofest'te Murat Özçelik'le birlikteyiz. Kendisi Afyon Frik Fotoğraf Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Bu fikri ortaya atan ekibin başkanı kendisi. Öncelikle hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Efendim nasıl geçiyor festival? Çok keyifli geçiyor. 400'e yaklaştı katılımcı sayısı. Afyon şehrimizden de var, kendi şehrimizden de var, şehir dışından gelenler de var. Herkes çok keyifli, herkes çok mutlu. Bir kere herkes çok şeyi görüyor, iyi niyeti görüyor, buradaki çabayı görüyor. Onun takdirini almak çok mutluluk verici. Çok yorulduk ama sanırım değdi. Keyifli bir iş çıkarıyoruz. Bugün işte ikinci günümüz. Bugün de bir atölyemiz daha var, gezilerimiz devam edecek. Akşam da gala yemeğiyle bitireceğiz festivalimizi. Bitireceğiz derken virgül koyacağız, sonra senenin çalışmasına başlayacağız. Peki Murat Bey, bu fotoğraf festivali düzenleme fikri nasıl ortaya atıldı? Uzun zamandır zaten böyle bir fikrimiz vardı bizim dernek olarak. Böyle bir şey yapalım, şehrimize böyle bir katkımız olsun fikriyle konuşuyorduk aramızda. Fakat gerçekleştiremedik. İşte dinamikler bir araya gelmedi vesaire. Fakat bu sene Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz Bey'in inanılmaz katkıları sayesinde ve vizyonu sayesinde böyle bir şeye yola çıktık. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odamız da bize bu desteği verdi. İhsaniye Belediye'mizden bir destek aldık. Kanal 3 siz sağ olun. Medya sponsorunuz olarak destek veriyorsunuz bize. Çay Ticaret Odası destek veriyor. Yani bir şehrin böyle bütün dinamiklerini bir araya getirerek bu şehir için bir şeyler yaptık. Ya da yapma yoluna çıktık. Bu festival öyle oluştu. Umarım devamı gelir. Çünkü bir seferde kalırsa etkisi sadece bu seneye özel kalır. Fakat biz bunu devam ettirebilirsek Afyon'u kültür ve sanat şehri olmaya aday bir şehir haline getiririz. Şimdi de insan temalı fotoğraf sergisinin önünde değerli fotoğrafçı Cengiz Karlova ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl geçti yolculuğunuz? Gayet iyi geçti. Burada hep birlikte olmak, fotoğraf severlerle birlikte olmak benim için çok büyük mutluluk. Afyon Frik yöneticileri, derneği yöneticileri beni davet ettiklerinde çok büyük mutluluk duydum. Daha önceden tanışıyoruz. Fotoğrafla benim geçmişim çok eskidir. Dolayısıyla derneklerle olan iletişimim, ilişkim her zaman olumlu şekilde olmuştur. Hep birbirimizi destekleriz. Fotoğraf severler olarak bu tür etkinliklerin içinde olmak, halkla birlikte, fotoğraf severlerle, fotoğraf sevmese bile ilgi duyan halkla birlikte olmak her zaman çok güzeldir. Bu benim için büyük bir kıvanç. Peki Cengiz Bey, daha önce Afyon'da bulundunuz mu yoksa siz de Afyon üzerinden geçerken uğrayanlardan mıydınız? Afyon'a ben birkaç defa geldim. Hatta burada kişisel sergide açtım daha önce, 3-4 yıl önce. Sonra yine Frik Fotoğraf Derneği'nin dairesi olarak yine bir sunum ve söyleşi için burada bulundum. Dolayısıyla Afyonluyum sayılabilir artık. Afyon'u çok seviyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Peki, şimdi dışarıdan bakan bir göz olarak baktığınızda Afyon aslında tarihi dokularıyla da çok zengin bir memleket. Fotoğraf açısından da çok zengin kareler veren bir memleket. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Afyon gerçekten, yani hemen tüm Türkiye'yi karış karış dolaşan bir fotoğrafçı olarak iyi bildiğimi iddia ederek söylüyorum. Afyon'da bu anlamda çok özel yerlerden biridir, noktalardan biridir. Özellikle çok öyle ayak altı olmayışı, bozulmuşluğun getirdiği hırpalanmayı beraberinde olmaması nedeniyle hem kent dokusu, kent içindeki yapısal özellikler, hem de çevresi, doğal yapısı, yani işte Frik Vadisi olsun, Eber Gölü olsun, Koca Tepe yine bir başka özelliğidir, önemli noktalardan bir tanesidir. Dolayısıyla hem fotoğraf severlerin, hem doğa severlerin, hem de doğal olarak Anadolu'yu seven insanların çok keyif alacakları yerlerden biridir Afyon.
Ulusal Fotoğraf Festivali 1. Frig Fotofest'te şu an Ayazini Frig Vadisi'ndeyiz. Gelen misafirlerimiz yoruldu. O yüzden Şefika teyzenin bahçesindeyiz. Bir çay içtik, gözleme yedik. Şu an farklı bir ilden katılan bir misafirimiz daha var. Nereden geliyorsunuz? İsminiz nedir? Serhat Saraydar, Ankara'dan geliyorum. Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği üyesiyim. Bu festival kapsamında hafta içerisinde ilgimizi çekti. Arkadaşlarla beraber bir karar aldık gelmek için. Geldik, güzel olduğunu düşünüyorum. Söyleşiler güzeldi, dersler güzeldi, atölyeler güzeldi. Gezi özellikle çok güzel. Frig Vadisi zaten başlı başına kendine has bir konu teşkil ettiği için burası çok ilgimizi çekti. Burada olmaktan mutluyuz. Teşekkürler. Peki daha önce hiç Afyon'da bulundunuz mu? Fotoğraf çekimi için buraya gelmiş oldunuz mu hiç? Dediğim gibi Frig Vadisi zaten özellikle bir yer olduğu için birkaç defa burayla ilgili çalışmalarımız oldu. Ama Afyon merkezinde çok fazla bir çalışmaya girmedim ben. Ama Frig Vadisi özel bir yer olduğu için tercih ettiğim yerlerden birisi. Aynı zamanda Eber Gölü de bu kapsamda düşünülebilir. Biz umuyoruz ki bu festivallerin daha niceleri, onlarcası yapılacak. Peki daha sonradan yapılan festivaller Afyon'da olduğuna yine katılmayı düşünür müsünüz? Düşünürüm. Çünkü Ankara'da da benzer festivallere katıldım, başka şehirlerde katıldım. Bu fotoğraf adına oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem katılan kişiler açısından hem de gösteri yapan kişiler açısından çok faydalı. Eğitimler özellikle çok faydalı oluyor. Bu nedenle tabii ki düşünürüm. Ve bu sene yapılan hani ilk olmasına rağmen başarılı buldum. Çok teşekkür ederim. Ulusal Fotoğraf Festivali 1. Frig Fotofest'in sonuna gelirken sizleri festivalin onur konuğu olan fotoğrafın ozanı Ozan Sadıç'la bir araya getiriyoruz. Sevgili kadraj izleyicileri, büyük fotoğraf ustası Ozan Sadıç'ın yanındayız. Kendisiyle küçük bir söyleşi yapacağız. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyi göründüğüme göre göründüğüm gibiyim. Şimdi Afyon'da birincisi düzenlenen Frig Fotofest'in ulusal fotoğraf festivalinin daha ilki düzenleniyor Afyon'da. Daha önce Afyon'a gelmiş miydiniz hiç Afyon'da? Çok defa, çok kereler geldim. Birçok hem merkezden hem de civarından bütün vilayetin her tarafından fotoğraflar çektim defalarca. Efendim şimdi siz yılların fotoğrafçısısınız, bu sanatla uğraşıyorsunuz. İlk olarak Afyon'da düzenleniyor. Biz nicelerinin daha düzenlenmesi umudundayız ki sizler oldukça bu devam edecek. Şimdi burada daha çok insan temalı fotoğraflar var. Sergiyle ilgili görüşleriniz neler? Tabii olumlu, gayet de olumlu. Yani başlangıç olmasına rağmen burada aynı zamanda yöresel değil, Türkiye'nin fotoğraf kapasitesinin ne kadar ilerlediğine de tanık olduk. O bakımdan bir sevinçli bir durum benim için. Çok gururlandım, iftihar ettim. Yani iyi bir kaliteye yükselmiş. Demek ki bizim fotoğraf sanatımız dedim. Tabii etkinlikleri daha izleyeceğiz. Herhalde çok daha güzel şeylere de tanık olacağız. Ben fotoğraf eğitimi görmedim. Harran'da üniversite vardı, biz okumadık. Evet. Ben fotoğrafçılık eğitimi görmedim. Nasıl yetiştim? Kendi kendimi yetiştirdim. Kendi kendimin hocası oldum. Ama sonradan üniversitelerde ders verdim. O ayrı mesele. Kanal 3 ekranlarında Ulusal Fotoğraf Festivali 1. Frig Fotofest ile karşınızda olduk. Evet, bugün ikinci günüydü ve festivalin sonuna geldik. Misafirlerimiz yorgundu, gezilere gittiler, sergiler ve söyleşilerdeydiler. Artık programın sonuna geldiler ve gala yemeği var. Umuyorum ki seneye 2. Frig Fotofest ile karşınızda olacağız. Şimdi gala yemeğine geçelim. Dün açılış konuşmasını yaptığımız Ulusal Fotoğraf Festivali Frig Fotofest gala yemeği ve plaket törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
fotoğraf sanatçılarımız ya da sanatın fotoğrafçıları, gala yemeğine öncelikle hoş geldiniz. İki gündür sizleri yoruyoruz Afyonkarahisar olarak. Değerlerimizi sizlerin vasıtasıyla tüm insanlığa, Türkiye'ye, dünyaya paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü açılış konuşmamda da ifade ettiğim üzere bu değerlerimizin yeterince tanınmadığı, Afyonkarahisar'ımızın bu değerlerinin toplumca yeterince bilinmediği kanaatiyle bu tür etkinlikleri sonuna kadar destekliyoruz. Bunlar bizim daha iyi tanınmamıza, değerlerimizin daha iyi bilinmesine vesile olacaktır. Bu değerlerimizi bildikçe, tanıdıkça, daha çok kişilerle paylaştıkça hem değerlerimizin bölgemize, ilimize katkısı artacaktır, hem de insanlığa katkısı artacaktır. Buna vesile olacak olan sizlere şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bizim göremediklerimizi sizler gördünüz. Bizim bugüne kadar fark edilmediklerimizi sizler fark ettiniz ve sizlerin fotoğraflarından bunları biz yeniden göreceğiz, anlayacağız, değerlendireceğiz. Tekrar bu etkinliğe vesile olan Murat Bey ve ekibine, değerli kurum ve kuruluşların temsilcilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gelecek yılki Fotofest, Birlik Fotofest'te buluşmak ümidiyle diyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki sponsor olan kurumlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Murat Bey'e en büyük şekilde Murat Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ve güzel sunumlarıyla bize sunumu en güzel şekilde sunan Ahmet Bey'e de Ahmet Taşpınar'a da teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki Müdür abim bize ifade ettiler. Basınımız burada bize gerçekten Afyon'u ve bu festivali Türkiye'ye duydular. Büyük emekleri geçti. Onlara da teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki basın müdürümüzü de unutmayalım. Mehmet Bey, bana da teşekkür ederiz ekibine. Sağ olun. Sayın valimiz ayrıldı ama değerli konuklar, değerli fotoğraf dostları. Her zaman olduğu gibi bu hafta sonunda da ülkemizin farklı yerlerinde farklı fotoğraf etkinlikleri yapıldı. Derneklerde sunumlar, eğitim seminerleri, geziler, buluşmalar. Birik Fotoğraf Derneği'nin düzenlediği Birik Foto Fest de bu etkinliklerden sadece birisiydi. 30 farklı şehirden 400 fotoğraf sedasını Sayın Valimizin deyimiyle geçerken uğranan bu şehirde toplamak fotoğraf sanat adına kazanılmış büyük bir zaferdir. Üstelik yarışma yok, ödül yok, madalya yok. Sadece AFFB'nin gel çağrısına kulak verdiler. Biz size Sansay olarak kardeş derneğimiz Afyon Birik Fotoğraf Derneği ile gurur duyuyoruz. Aslında hep bizim sinirimiz geçiyor ama bu işin asıl mimarlarını sahneye bir çağırıp onlara büyük bir alkış rica edeceğim. Festival komitemizin lojistik birimi. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz hepsine. Sizlerden ricam şu, siz Afyon'un geçerken uğranılacak bir il olmadığını tahmin ediyorum iki gün içerisinde gördünüz. Gittiğiniz yerlerde lütfen sadece kaymak ve sucuk yemek için geçerken uğramayın. Afyon her zaman size kapıları açık olan bir il. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. Sevgili kadraj izleyenleri, Ulusal Fotoğraf Festivali 1. Freak Photo Fest
bu akşam gala yemeğini verdi ve artık son buldu. İki gün süren etkinlik, seminer ve fotoğraf sergileriyle gala yemeğiyle taçlandırdılar. Çok başarılı bir şekilde sonlandırdılar. Tebrik ediyorum Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Çok keyifli ayrıldı misafirlerimiz. Elbette ki kusurlarımız olmuştur. İlk defa gerçekleştirdik. Fakat memnuniyet oranı gerçekten çok çok yüksek. Çok mutluyuz ya. Yani o bütün yorgunluğu aldı bu haz. Gala yemeğiyle taçlandırdık. Şimdi herkes yollarına uğurladık. Şehirlerine uğurladık. Şimdi kimisi Edirne yolunda, kimisi Van yolunda, kimisi Bodrum yolunda, kimisi İstanbul yolunda. Hepsine yolculuklar diliyorum. Sağ salim varsınlar. Sonra seneye tekrar gelsinler. Evet, zaten Sayın Vali de seneye tekrar olacağının bir mesajını verdi. Sayın, evet. Sayın Valimize tekrar tekrar teşekkürler. Çok şanslıyız öyle bir valiye sahip olduğumuz için. Çok teşekkür ederiz ona, minnettarız. Bir de benim gördüğüm kadarıyla 300-350 diyorduk. 300'ün üzerine 400 katılımcı var galiba. Beklediğimizden çok daha iyi geçti festival. Evet, şehirden de halkımız da destek verdi. Şehirden de katılım çoktu. O çok mutlu etti bizi. Keşke daha fazla. Umarım seneye daha fazla olur. Umarım 500'ü geçeriz seneye. Ben inanıyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir festivale, Afyon'a güzellikler kattığınız için. Size de çok teşekkür ediyorum. Festivalin başından sonuna bizle beraberdiniz. Hem Faruk arkadaşım hem size. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardık hep beraber. Umarım devamını getireceğiz. Ben umuyorum ki olacak. Biz de çok teşekkür ediyoruz.